Şimdi biz geçen burada geziyi konuştuk. Bugün geziye gidiyoruz. Kayyumlar, ormanlar yanıyor. Bu nedir kardeşim? Ne yapıyoruz burada? Biz gündemimize bakalım, işimize bakalım. Tabii ki dileklerimizi söyleyeceğiz yani. Durumlarımızı burada yapacağız. Yani küçük küçük sanki devlet yokmuş gibi. O zaman 10 başkanımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı tanklarla önünden tıkış tıkış olduğu zaman Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden darbeyi seyrettiği zaman buna ne açıklama yapacaksınız? Biz gezi olaylarında da 17-25'te de 15 Temmuz'da hep beraber millet olarak kenetlendik. CHP'lisiyle, AK Partilisiyle, MHP'lisiyle ülkemize beraber sert çıktık. Ama konuyu hükümete getirip yangın yeri hiçbir yer yapmıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. PKK'nın yaptığı yangınlar da vardı bu ülkede. Olabilir, işgaller de olabilir. Onun için rica ediyorum, bizi bugün de öne çekme. Şimdi cevap vermek zorundayım Kamil Bey. Söylediklerinizin tamamı politik bir duruşun ifadesidir. Lütfen müdahale etmeyin. Ben size müdahale etmedim. Siz AKP'den, biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyeleri olarak seçildik ve buradayız. Dolayısıyla her birimizin hayatta duruşları var, inançları var. Siyasi bir betimleme üzerinden burada hayat tarzlarımız üzerinden ifade ediyoruz kendimizi. Gezi direnişini biz almaya devam edeceğiz. Gezi direnişi. Kalkışımdı Sayın Başkanım. Gezi bir kalkışımdı. Beyefendi bu size göre, bir de sözümü kesmeyin. Ben sizin sözünüzü kesmedim. O kadar lafınızı dinledim. Çok rica edeceğim. Siz de biraz tahammülü olmayı öğrenin lütfen. Gezi bir kalkışma değil. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların tamamına karşı bir direniştir. Nokta bizim için. Dolayısıyla sahiplendiğimiz nokta da budur. Gezi'de katledilen çocukları anmamızdan daha doğal bir şey de olmaz herhalde burada. Şimdi cümlenin yarısına müdahale edip yarısında susacaksanız ben başka türlü davranacağım. Hatta mikrofonu kapatacağım ki ben rahat konuşayım. Şunu da açıklıkla ifade etmek istiyorum. Siz 15 Temmuz'la ilgili yaptığınız suçlamalarda dahil olmak üzere çok net bir biçimde şunu söylüyorum. Evet, siz başka bir siyasi partinin meclis üyeleri olarak buradasınız. Biz de başka bir siyasi partinin meclis üyeleri olarak buradayız. Belli ki siyasi parti tercihlerimiz birbirinden farklı olduğu için hayatta duruşlarımız da birbirinden farklı. Ama bu birbirimize saygısızlık yapmamızı gerektirmiyor. Bir kere bunun en başta altını çizmek istiyorum. İkincisi, yerel gündemde konuştuğumuz her şey Türkiye siyaseti gündemiydi. Yakından ilintilidir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Yani siz merkezi hükümette şu anda yerelde söylediklerinizden farklı bir şey söylemiyorsunuz. Evet, biz de yerelde söylediklerimiz, yerel iktidarda olanlara karşı eleştirilerimiz neyse burada onları söylemeye devam edeceğiz. Ama hep birlikte burada doğru işler yapmak için de uğraşacağız. Dolayısıyla birbirimize siyasi ayar vermeye çalışmayalım lütfen. Hepimiz aklı başında insanlarız. Yaşımızı başımıza aldık. Dolayısıyla artık bu saate gelene kadar, burada görev alana kadar da hepimizin hayatında deneyimlediği pek çok siyasi ortam var. Yani hepimiz birbirimizin ne olduğunu da biliyoruz. Birbirimize hakaret etmeden, birbirimizi dinleyerek, birbirimize tahammül ederek biz burada bir dönemi geçirmek durumundayız. Farklı düşüncelerin aynı ortamlarda konuşuluyor olabilmesi demokratik bir iklimin varlığıdır. Lütfen bu iklime zarar verecek davranışlarda bulunmayalım. Birbirimizin düşüncelerini kabul etmek zorunda değiliz. Ama birbirimize üstence bir dille akıl ve ayar çekmeye de kalkışmayalım, bunu kabul etmeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen devam edelim. Başkanım, yani biz tesadüf eseri yoldan giderken buraya gelişmemiz söz değiliz. Size söz vermedim. Arka taraftaki arkadaşlarıma söz verdim. Çok rica edeceğim. Çok rica edeceğim. Sözlerinize ben yanıt verdim. Sözlerinize yanıt verdim. Biz birbirimizi bilmeyen insanlar falan değiliz. Aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı sokaklarda yürüdük. Aynı ortamlarda neyin ne yaptığını biliyoruz. Çok rica edeceğim. Bitmiştir konuşma. Arkadaki arkadaşım. Lütfen. Yok. Böyle bir üslup yok. Böyle bir üslup yok. Burada bu üslupta herhangi bir şey yok. Benim sözlerimin karşılığında, Suat arkadaşımın konuşması karşılığında bir konuşma yaptınız. Bize hakaret ettiniz. Ben de o hakareti kabul etmek durumunda olmadığımızı söyledim. Çok rica edeceğim. Gezi kalkışma filan da değildir. Bunu siz de öğreneceksiniz. Gezi bir direniştir. Başka bir şey basar mısınız?
Mikrofonunuza basar mısınız lütfen? Şimdi değerli başkanım. Siz değil lütfen. Lütfen konuş. Lütfen. Arkadaki arkadaşımız sözüne müdahale ediyorsun lütfen. Ben sizi dinledim, siz de beni dinlediniz. Bitti. Lütfen. Biz kimsenin burada işçisi, maaşı elemanı değil, siyaset yapıyoruz burada. Ben AK Parti'nin burada grup başkanı vekiliyim. Hiçbir zaman benim sözüm kesilmedi burada. Az önce burada bir mesleği... Az önce dediniz ki burası siyasi bir ortam değil. Bak yani gerçekten başkanım, sözlerinizi... Ben çok sakinim. Bak böyle bir konuşma yapmaz. Ne münasebet? Burada CHP grupları siyaset yapar, başkan toparlayıcı olur. Varsa bizim bir eksiğimiz, arkadaşlar bize cevap verir. Hayır efendim, yani şu an yerine benim konuşmam üzerinden söylediğiniz şeylere benim dışımda kimsenin cevap vermesine gerek yok. Değerli başkanım. Ağzımdan çıkan sözün ne olduğunun farkındayım. Bak şu anda söz kesme, söz kapatma, söz yapıyorum diye bir usul yok. Arkadaşımın sözünü kesiyorsunuz dedim. Lütfen arkadaşımız sırasını şu anda kullanıyoruz. Bakın karşılıklı olarak konuştuğumuz için de arkadaşımı ayakta bekletiyorum. Çok rica edeceğim. Hangi arkadaşım ayakta? Otur da düşünün. Burada ben mi yanlış bir şey aktarıyorum? Diyoruz ki burada. Anlatmazsa hoş bir soru. Sayın Başkan Maltepe Belediyesi'nin başkanıdır. Maltepe'nin belediye başkanıdır, meclisin başkanıdır değil mi? Burada gruplar siyaset yapar. Sayın Başkan siyasete girmez. Benim söylediğim bu. Yani sizin Cumhuriyet Halk Partisi yerine geçmenize gerek yok. Bir yanlışlık var usulde. Usulde bir yanlışlık yok. Ben belediye başkanı olarak bir açış konuşması yaptım ve o açış konuşmama yaptığınız müdahale üzerine de yanıtını aldınız. Yanıtı şu mu? Yanıtı bu mu? Beyefendi siz benimle niye tartışıyorsunuz? Niye tartışıyorsunuz ki? Kamil Bey, çok rica edeceğim. Buyurun arkadaşım, lütfen sözünüzü kullanın. Söz ama çıkıyoruz dışarı. AK Parti grubu olarak salonu terk ediyoruz. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. 2 Temmuz'u niye kınamadın? Onu açıklar mısın? Sen öyle başlayın. Şu anda böyle söz vermiyorum, sözü kesiyorum diye bir şey var mı ya? Bir şey yok. Arkadaşlarımız çıktıktan sonra gündeme devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, gündeme devam ediyoruz.